Herkese merhaba arkadaşlar, Stranger Deep'in final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce size bir açıklama yapmak zorundayım. Üzüntülü müzik arkaya ekleyeceğim şimdi. Ben kanalı çaldırdım. Evet arkadaşlar, gerçekten çaldırdım. Konuşamıyorum. Şaka maka, durum ciddi. Ulan yalan, bir dur da açıklama yapayım senin ananın. Arkadaşlar bilgisayarıma girmişler, bütün bilgilerimi hepsini filan öğrenmişler. O yüzden birkaç gündür bunları temizlemekle uğraşıyorum. Bilgisayara virüs programları indirip tarattım yani. Bilgisayarcıya götürdüm, dedi kardeşim ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ondan sonra TikTok şifremi unuttum. Yani TikTok gitti ya elimden, bildiğiniz arkadaşlar. Geri alamıyorum şu anlık. Uğraşacağım bakalım, inşallah hatırlarım. Neyse, bu kötü olaylarla sizi meşgul etmeyeyim. Kanalın ismi yakında düzelecek arkadaşlar, yaklaşık 1-2 hafta sonra. Haydi şimdi oyuna geçelim. Bu bölüm uçak yapıp adadan kurtulacağız ama onun öncesinde o koca canavarı avlamamız lazım. İsmi dev mikremin... Yok mikremin ama... Yok, dev mürekkep balık arkadaşlar. Aha şöyle bir daşşağı var. 8 tane daşşağı var, 8 tane kolu var. Size şu an çok klasik bir soru soracağım. 8 taşağı olan bir kişinin kaç siki vardır? Tabii ki de 1. Nazihette ne zaman 4 sikli canavar mı olur? Ama taşak sayısı artabilir, o normaldir. Şimdi bu erzakları toplayıp devam edelim yolumuza. Bize en çok mızrak lazım olacak dayı. Çıkaramadım. En sevdiğim aktivite adada palmiye ağaçlarına dayamak. Harika bir şey. Özellikle şurada bir delik açıyorum. Kendi boyuma göre. Odun kütüklerini kırıyorum. Siz de böyle yaparak hayatınıza tam 30 yıl gençleşebilirsiniz. Oğlum bir yerde yalan sesi geliyor. Tıs ediyor. Götümü kıtlayacak her an her bir yerde. Benim de gözlerim net görmüyor arkadaşlar. Nerededir bu? Belgeselimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yılan. Yılanlar çok tehlikeli hayvanlardır. Bu yılanlar özellikle çok tehlikeli ve yılanlardır. Isırmakla meşhur olan bu özellikleri sayesinde insanları kıt atar ve yemektedir. Bu namussuz hayvan hiç tahmin edemeyeceğiniz şeyleri bile yiyebilir. En sevdiği şey çiftleşme dansıdır. Başını kaldırarak dans eder. Şu an çalilerin arasına girdiği için net göremiyoruz. Belgesel ekibimiz bir tehlikelik yapıp yılana saldırıyor. Bugünlük farklı bir şiveyle belgesel yaptım arkadaşlar. Ama bence çok açıklayıcı oldu. Güzel güzel. Bende gelişme olduğunu zaten şahsen görüyordum, hep biliyordum. Ulan şöyle bir gezerken gördüm bunu, üzüldüm ya. Arkadaşlar aloe vera bitkisi. İlk bölümlerde ben böyle bir espri yapmıştım. Alo. Kimsiniz? Aloe vera. Ulan ne komik espriymiş. Hala bile gülüyorum ara sıra. Ulan bu hayatta bir şey çok merak ediyorum. Hani okullarda disiplin var ya, hepiniz gitmişsinizdir. Ben şahsen çok gittim. Müdürlerin boş tehditlerini çok aldım. Şunu çok merak ediyorum. Okulda 31 çekerken hocaya yakalanırsak cezası nedir bunun? Hapis cezası mı? Okuldan atılma mı? Sözlü uyar mı? Oğlum bir daha çekme diye. Ya da çekerken şu sabunu kullan gibisinden. Bu olayı çok merak etmişimdir ömür boyu, hep bunu düşünüyordum. Şahsen ben okul müdürü olsam çok sert bir ceza vermezdim. Oğlum yapma derdim yani. Ne kimsenin kalbini kırmaya gerek yok ya. Arkadaşlar yeteri sayıdan mızrak aldım. Ulan bakın oradan bir köpek balığı geçti ya. Ama artık bizim için köpek balığı şey gibi oldu. Tavuk gibi oldu, biliyor musunuz, artık normal kaçıyor. O dönen sivrilikli hariç. Şimdi gidelim haritadan diğer canavara bakalım, yola çıkalım. Haritaya göre biz şu an bu konumdayız. Böyle kuzeye, saf böyle kuzeye doğru gidersek şu büyük, harika büyük bir canavar. Çok büyük bir canavar. Onu öldürebileceğiz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Gitmiyor arkadaşlar. Yatak ağırdır ya, tekne gitmiyor. Ulan oha. Siktir. Uyumuyorum bundan sonra. Siktir. Hadi. Ya yine böyle ben mürettebatımla denizde geziyoruz. Karşımızda böyle 800'e yakın savaş gemisi. Hatta sen de 800, ben de 1500. Bize ateşe başladılar. Ulan sizce ben ne yaptım? Kendimi bir suya atışım var o tekneleri görünce. Mürettebat hepsi öldü. 800 gemiye karşı koyup yarrağı mı yeseydim? En iyisi kaçmak öyle durumlarda. Arkadaşlar mesela diyelim biri sizi kavgaya çağırdı, biliyor musunuz? Bir baktınız 4-5 kişi, siz tek kişisiniz. Erkeklik sakın yapmayın. Sakın. Kaçın hemen. Mal mısınız nasıl? Yok ben tek başıma yeterim. Ben herkese tek dalarım. Öyle bir dünya yok kardeşim. Pişlik yapana sen de pişlik yapacaksın. Vurgaç yapacağız, anladın mı? Bu arada canavardan hiçbir iz yok. Çok büyük bir canavar. Ula yağmur yağıyor. Günü burada geçirelim. Yoksa doluya tutulacağızdır. Hindistan cevizi. Şöyle bir şarkı vardır.
Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bize bakıyor. Herkes gülüp oynar eğlenir. Kimse demiyor o Arap kızının ne derdi var. Neden camdan bakıyor özellikle bana? Bana aşık mı oldu? Olduysa yani bu işi ne zaman pişirir? Anastasia, Anastasia, neredesin kızım? Baba, baba çok korktum. Ben yanındayım kızım, sakin korkma. Böyle böyle yaparak delirmemeye çalışıyorum. Sanki bir kızım varmış gibi. Ben örneğin bir sahil kasabasında yaşayan bir tüccarmışım gibi davranıyorum. Kesinlikle böyle yöntemler çok yararlı. 45 gün oldu herhalde ama delirmediğimi düşünüyorum yani. Oyunda çok büyük bir eksiklik var, yeni fark ettim. Bu oyun çok gerçekçi merçekçi diyoruz da hayır yanlış. Ulan bu domuzun göt deliği nerededir ben göremiyorum şahsen. Kuyruğu var. Onu unutmuşlar. Dur biz açalım böyle bir tane. Böyle bir tane genişinde açalım. Bu nasıl sıçar yoksa? Ben tıp okumak istiyordum hep hayalimdi. Uzmanlık alanım böyle göt deliği, göt hastalıkları filan. Onu okumayı çok isterdim ama puanı çok yüksekmiş. Ben de o zaman yapamam, kaldıramam. Sırf göt tedavi etmek için o kadar çalışamam dedim, reddettim. Ha. Tek bir mızrakla iki tane Hindistan cevizini birden düşüreceğim. İyi izleyin. Gördünüz mü? Düşüremedim. Neden? Çünkü bu videoya like atmadığın için. Ulan krizi fırsata çevirdim ha. Videoya like atsaydın yani düşürürdüm. Size mesajı vermeye çalıştım. Umarım almışsınızdır mesajı. Gün batarken dalgaların ışığında ben yine seni hatırladım. Seninle olan o günleri. Sana diktim o gülleri. Ulan güneş çok hızlı battı. Şiirimi daha düşünemeden battı. Püh, lanet olsun. 10 saniyede güneş mi batar? Geliyorum, beni bekle kaşar. Bu kaşar başka kaşar. Bu kaşar sütten kaşar. Kahvaltıda yiyen şaşar. Götü şeş peş atar. Güzel bir mani yazdım ha. Söylenene göre bu canavarın ağzı o kadar pis kokarmış ki. Size bir üfleyince keşke hemen ölsem diye düşünürmüşsünüz. Bakalım gerçekten öyle mi? Kendine güzel bir yer yapmış. Sessiz, sakin, herkesten uzak. Keşke ben de burayı önceden bulsaydım ha. Canavar diyoruz bizden akıllı. Tekne mi lan o? Aynen de iskele, koca bir tekne. Artık her neyse. Çok güzel yer. Def kalamar. Uf. Ay ay ay. Çok heyecanlıyım, bir dakika. Hemen mızrakları çıkar. Ay. Bu işin şakası yok lan, bu ahtapot. Dünyanın hiçbir yerinde daha önce görülmedi böyle büyüklükte. Hep birlikte şahit olacağız. Cidden heyecanlıyım arkadaşlar ha. Suya bir atlayayım mı? Vallahi götüm yemiyor. Yemin ederim buna götüm yemiyor, atlayayım suya. Belki şu karşıya atlayacağım. Şu var ya. Böyle. De gel beni burada bul. Oğlum benim gibi bir mega korkusu olan biri suya dalamaz ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Allah'ım sen bizi koru. Aha bir tane vurduk, uyandı. Arkadaşlar uyandı. Benim teknem nerede? Arkadaşlar uyandı. Ay! Ay ay! Isırdı! 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 Çok büyük. Beni çeker. Burada hemen fırtına da çıktı. Ulan bu balık şeytanın ta kendisi. Nereden vurduğu da belli olmuyor. Herhalde ki gusül de almış, fırtına çıktı. Ben zey fırtınada etrafı göremiyorum ki. Ulan balık! Ulan balık! Çek o kollarını üstümden. Bu bizi kollarıyla suya çekiyor. Diğerlerinin aksine. Daha tehlikeli yani. Bence bunu ala... Ananın amma yapma! Yapma. Çekme beni kendine doğru. Çekme, ayıptır. Nerede bu yahu? Oha Allah'ım Allah'ım. Allah'ım yüce Rabbim yardım et ya Rabbi. Fırtına da o şekilde la. Tsunami amına. Ben böyle bir şey görmedim. Niye böyle oldu ya? Tekne çok oynuyor. Götü başı oynuyor teknenin, yerinde durmuyor. Oğlum bu nasıl bir dalgadır? Oğlum bu nasıl bir dalgadır? Bu şekil mümkün değil. Ben suya ateş etmem. Cephanemi boş harcamam. Elbet bu fırtınalar da bir gün geçer. Şimşekler çakışıyor. Deniz coşuyor. Ahtapot balığı beni 8 koluyla sarıyor. Edeyim ben şimdi ne yapayım? Ne edeyim be kara gözüm? Bak Allah'ım sen şükürler olsun. Sanki fırtına biraz yavaşlayacak gibi. Tabi bu arada hava kararmak üzere. Anay! Ay! Ay! Ulan o ne biçim? Çek kollarını üzerimden be sapık. O ne biçim bir çekiştir? Çekişin de bir sınırı var la. Hele bak ya. Oğlum fırtına dindi, bu sefer boğazdı. Ben ilk defa böyle bir çekiş gücü görüyorum. Kaç beygirdir acaba? Ulan normal çek, orospunun evladı. Ne yapıyorsun sen? Aptal hayvan. Göze bak, göze. Ulan ben buna 8 taşaklı demiştim galiba, daha fazla. Ve öleceğim. Belki Çinli değildik ama biz de çok ahtapot yedik. Uff.
uf uf, harika bir itiş gücü. O da beni yiyecek gibi. Vur vur vur. Böyle vur kafasına. Çekiyor ama zararsız bir hayvan. Size karışmaz. Karışmaz ama tuttu. Tuttu götürüyor oğlum, arasını aldı. Amını sik, bana fantazi mi yapıyor, bırak lan. Uf uf uf. İmkanı yok, kurtulamam. Kanamam da var. Beni de tuttu. Tuttu ve çok çekti. Vay amına. Çok çok çekti. Bu kadar çekmeseydi yine belki bir şansım vardı. Sargı bezini nereye koymuştum? De bul lan bul. Bir daha çekerse biterim. Şu lan abi abi bırak abi, kurbanın olayım yeter. Dur abi. Ulan hadi lan. Öldüm 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 öldüm. Bir daha bana elini uzatırsan var ya, polis diye bağırırım yeminim ha. Cici şey seni. Güzel canavar. Çirkin canavar. Bir bırak da gideyim ha. Oğlum önce bir dur. Mızrak alayım abisi. Sonra geleyim, tamam. Abisi. Abisi. Abisi bırak. Mızrak alayım. Sonra geleyim. Nereye gittin ula? Seni hayvan. Bırakmıyor ki insan ona vursun. Dedim ya 8 tane kolu var. Sen 2 tane var. Nasıl baş edeceksin? Akşam oldu valla, ben yapamayacağım gibi. Gerçekten yapamayacağım. Ben sana yapınca derdim yaparım. Ama akşam oldu. Bak. O kadar ki güçsüz oldum, tutturamıyorum, mızrak atıyorsun değmiyor. Arkadaşlar akşam oldu ama aya çok yakın olduğumuz için şu an bulunduğumuz noktada pek de karanlık olmadı. Bu sefer ışık var biraz. Yani görüyorum yani. Yani öldürürüm ben bunu. Çok çekti bu sefer. Anlaşmada bu canavarın bu kadar güçlü olduğu yazmıyordu. Ben bu oyunu indirirken böyle bir şey yoktu ya mına. Ya bırak mızrak alayım babası. Babası bırak mızrak alayım, adil bir dövüş olsun. İlk defa bir canavarı tutturamıyorum ha. İlk defa. Tarihte bir ilk. Pezevenge her mızrak vurduğunda seni çekiyor kendine. Ayol polis yok mu? Spık beni taciz ediyor hem de 8 koluyla. 8 koldan tacizi de ilk defa görüyorum. Kafası göründü pezevengin. Pezevenk seni. Seni namussuz seni. Ne biçim ses çıkarıyor lan? Az kaldı az. Onun da sonu yakındır. Bir yerde kabartı gördün mü ben dalarım ona. Bunun amına bile koyarım. Gel lan. Uf, tam deligine bir tane yedi. Bir tane daha yedi şu an üstümde, altımda. Çık yukarı. Çık. Öldü mü acaba? Püh. Ay değmedi. Böyle amını siktim namussuzu seni. Bırak. Bırak lan. Teke tek. Evet. Galiba öldü, ölmemiş. Bir tane daha. Öldü 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 öldü. Öldü 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 öldü. Nerede lan? Ulan sen duet, su çok karanlık ama galiba bu sefer öldü arkadaşlar. HP'si gözükmüyor. Usursam ölür. Bak. Allah'ım Allah'ım, ne oluyor? O nasıl ses de öyle oğlum? Ölürken beni de öldürdü, keşke ölmeseydi. En zorlandığım canavar olabilir. İki kere beni çekti götürdü, ben de herhalde oyun burada bitti. Dedim gerçekten final oldu yani. Hayla onu öldürdüğüme inanamıyorum, nasıl bir şeydi ya? Üstünden uçak pervanesi çıktı, böyle bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum bu uçak da nasıl bir uçak, yer uçağı mı acaba? Küçücük pervane, pedala bak oğlum. Tam pedal bel olmalı zaten de. Motoru sonra hiç kafama girmedi bu uçak açıkçası. Çok küçük parçaları var. Yani beni taşır mı bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi tekneye doğru yola çıkalım, uçağın olduğu yere. Oo balina kardeş, ne var ne yok. Görüşmeli, nasılsın, iyisin inşallah. Tamam hadi görüşürüz. Hiçbir de onunla uğraşamam. Bir yapıştı mı gitmiyor serseri. Ama çok güzel bir hayvan. İçi güzel bir hayvan. Umarım bir gün balina çiftleşmesi de görürüz. Tabi oyunda gerçek hayatta görmeyi hiç istemem. Oyunda en gerçekçi yaptıkları şey ise bulutlar. Bunu da söyleyeyim size. Gerçekten aynı dışarıdaki bulutlara benziyor. Bir farkı yok. Havayı resmen kopyalamış, yapıştırmışlar. Helal olsun. İşin tuhaf tarafı, ben bu gemiye nereden bireceğim? Arkadan mı gireyim bu gemiye? Geçen sefer girememiştim. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Bu bizim gördüğümüz son gece. Yanlış anlamayın. Birazdan hava aydınlanacak, gideceğim. Bir gün daha bekledim. Şartlar iyi olsun diye, geç saatte yola çıkmayayım diye. Yukarı çıkacağım, az kaldı. Güneş tam doğsun da. Aa martılar. Teknenin içine bak, bunlar da giriyor. Bunlar doğru yolu biliyormuş zaten başında. Pijler söylemiyormuş. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Hayırlısı. Bakın arkadan giriyoruz. Koş. Şurada da bir kapı var. Oğlum resmen teknenin içindeyim lan. Burada şimdi acaba kaç kişi ölmüştür bu teknede battığına göre? Ceset meset de çıkmıyor. Biraz tuzak olabilir mi diye düşünüyorum. Belki de en yukarıda bir ordu yengeç beni bekliyor. Hepsini öldürmüştüm ya intikam için. Hayır hayır. Kesinlikle bu bir rüya olmalı.
Neredeyim, bir türlü yukarıya çıkamadık. Çık çık bitmiyor tabii, büyük gemi. Bismillah bismillah bismillah. Şura mı? Allah'ım. Allah'ım. Sonunda. Ay! Film moduna girdi arkadaşlar oyun. Uçak. Bir teknoloji harikası. İlk önce pervaneyi tamir edeyim. Kurban oldum. Bura nere motordur? Takıyoruz. Maşallah. Uçak motorundan da anlıyorum ya. Ne biçim erkeğim. Tam kızların aradığı bir adayım. Bir de konuşabilsem. Çok güzel. Son olarak şu pervaneyi de takalım. Uçağın günahını almışız lan. Büyük bir uçakmış. Ön pervanesi kopukmuş ya. Şöyle. Maşallah. Maşallah. Yakıtını da bir güzel verelim ağzına. Yarı yarıya doldu aslında ama gene de yetmiyor. Bence bu kadar yeter he. Şu geminin ilerisine bir gideyim, merak ettim. Böyle bir manzaranın tadına bakayım. Ay, yükseklik korkusu olanlar izlemesin. Ay. Ulan dur dur, yükseklik korkusu olanlara gıcıklık yapacağım. Tam da sınırda yürüyorum be. Ne kadar eğlenceli. Şaka bir yana benim de... Ulan tam korkum yok. Var ama az var yani. O kayda der bir yükseklik korkum yok. Söylersen bu sefer sert bir küfür yiyebilirdim. Her şeyden korkuyorsun diye. Gölgeme bak lan. İnsan teknolojinin yanında aynı bir yarrak gibi küçük. Abi ne kadar büyük yapmışlar ya. He ya. Teknoloji ya. Böyle bir şey olur mu ya. Ben inanmıyorum ya. Aa martılar. Lan martı teknenin içinde, çok yakınımdan martı. Piş 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 piş. Uff, yemin ederim mızrakla martı da vurdum ya finalde. Tabi teknenin içinde gerçekleşti bu olay. Tam böyle havada vurdum sayılmaz. Ama gerçekten çok güzelmiş martı vurmak ya. Hmm? Pıtı pıtı pıtı, özgür şey seni. Evet. Sanırım oldu yazıyor. Oldu be aslanım. Evet, her şey çok güzel ama ben binemem. Çünkü bende uçak korkusu var. Gelemiyorum ben. Şaka yaptım amına. Uçak korkusu olsa baştaki uçağa nasıl binecektim? Tamamen sizi aldatmacaydı. Allah'ım, yüce Rabbim sen bizi utandırma. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hava açık, hava aydınlık. Yağmur da yağmıyor. Eve git. Ayrılmak istediğinden emin misin? 3 seçenek çıktı. Evet, kaydet. Hayır, korkuyorum. Amına koyayım. Buraya kadar gelmiş insan hayır korkuyorum der mi? Ya bas gaz aşk. Bin artık şu uçağa. Vallahi da uçağa biniyoruz arkadaşlar. Maşallah ben de her şeyi sürebiliyorum. Tekne desen, araba desen var, uçak desen var. Bunları hepsini rüyamda öğrendim. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Uçak çok sağlam bir şeye benzemiyor ama arkadaşlar. Vites topuzuna bakın nasıl da kalın. Ulan bu götümüze girsen zaten ölürüz. Haydi. Işıkları yakıyor gündüz vakti, ben de anlamadım. Koktipigi. Koktipigi. Ulan ismi ne? Koktipigi çalıştırdı arkadaşlar. Harbiden ne boksan bana koyayım. Uçak fazla mı titriyor, bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Neyse valla gidiyorum. Uçak uçaktır amına. Beni başta götüren uçaktan daha sağlam oldu kesin. Kalkışa hazırlanın. Kule kalkıyorum. Koktipigin... Evet, şurada bir plastik ördek var. Niye var ben de bilmiyorum, sözde bu savaş uçağı. Neyse kule, plastik ördeğin de sesi selamı var, kalkıyorum hocam. Çok titriyor ama uçak, vallahi yeminime hiç güven vermiyor. Ulan dur, kalkmayayım ne? Arkadaşlar bu niye bu kadar titriyor? Tet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 
Bismillahirrahmanirrahim. Bu kaç beygirdir. Allah'ım dur. Allah'ım yukarı, Allah'ım yukarı, Allah. La düşüyor, uçak düşüyor. Ay. Uçak sağ sol yapıyor arkadaşlar. Kalk 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 kalk. Kurban olurum sana, kalk. Böyle yukarı hocam. Oğlum ben mi sürüyorum şu an bilmiyorum ki. Yoksa kendi kendim böyle oluyor. Ulan çok sallanıyor la. Ay. Adanın yanından geçtik. Titreme azaldı arkadaşlar. Türbülansa girdi demek başta. Tribe de girmiş olabilir. Ulan acaba ailemin yanına mı gittim? Çok merak ediyorum lan. 3 saat sonra. Amına koyayım, 3 saat arayla uçaktan mıyım ben? Neyse, demek ki Pasifik Okyanusu büyük ya, o yüzden olabilir arkadaşlar. Ne olacak acaba? Odur o. Benim dikkatimi en çok da şu pla... Ulan! Ne oldu amına koyayım, ben uçağa mı çarptım? Ne oldu lan? Oğlum bu ne lan? Ben bölüm başındaki uçak değil mi?
Allah size belanızı versin ha. Püh. Bu muydu amına koyayım? Oyunun sonunda yaptığım uçakla oyunun başındaki uçak çakıştı. Bu muydu oğlum, ben o kadar emek verdim ya. Lan mani uçak sonunda kurtuluş vardı amına koyayım. Oyunun yapımcıları bize güzel bir şaka yapmış gerçekten. Müthiş son. Ne desem bilemiyorum ki. Bütün hevesim kursağımda kaldı ya. Oğlum ben dedim kesin karımı filan bulacağım, o bizi bikinili bir şekilde karşılayacak filan zeydiyordum. Olmadı. Oğlum ben finali ele yapardım lan. Ama zaten belliydi uçak gitmeyecek. Titriyordu, orgazm oluyordu uçak, biliyor musunuz? Belliydi zaten. Ben biliyordum düşer filan diye bekliyordum ama dedim herhalde böyle bir saçmalık yapmazlar ama hakikaten düştü arkadaşlar. Neyse, iyisiyle kötüsüyle çok güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Uçak kazasıyla başladığımız bu yolculuğu uçak kazasıyla sonlandırılıyoruz. Normalde uçakların düşme ihtimali milyonda birdir ama bana iki kere milyonda bir denk geldi. Bu da yaklaşık trilyonda bir eder. Ama neyse. Bu tarz hayatta kalma serilerinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp bir yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yo, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz oyunları da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani oğlum neyse, siz beni anladınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.